Salih Tuna, Demirtaş bu meczupların ağzına bakarsa, barış olunca savaş isteyen, savaş olunca da barış isteyen mahluklara, bilmem ki ne adı vereceğiz. Tek kişiden ibaret olsaydı Cemal Hasan der geçerdik. Tam aksine bir yığın tip var. Hatta Aydın aşiretinin alayı böyle. Baksanıza sevgili Çandara, nasıl da sahiplenmeye başladı barış sürecini. Daha düne kadar AK Parti size ne verdi de barış yapıyorsunuz yollu PKK'ya sitem ediyordu ama hakkını teslim edelim içlerinde hiç kimse Cemal Hasan kadar öförük değil. Bu yaşta nasıl enerjik, nasıl cevval, şappadak attı kendini Diyarbakır'a barış güzellemeleri yapmaya başladı. Barışa start verildiğinde de hiç vakit kaybetmemiş dağlara vurmuştu. Dağlar'da ve Kandil'de PKK'lıların önüne yatıp durun gitmeyin Erdoğan'a güvenmeyin savaşmaya devam edin ne olur bizi satmayın silah bırakmak ağrınıza gitmiyor mu yollu kendini telef etmişti. Sözcü gazetesinin de kurumsal olarak bu tiplerden hiç farkı yok inanın. Sanki dersin barış sürecini ihanet tesmiye eden bunlar değilmiş gibi Kandil'i bombaladı diye TSK'yı bir Erdoğancı ilan etmedikleri kaldı. Fehmi Koru Yeni Şafak'ta yazdığı dönemde Sözcü gazetesini The Cemaat'in çıkardığını iddia etmişti de kimsecikler dönüp bakmamıştı. Savaşan Öcalan'ı çok sevdikleri için barış yapan Öcalan'dan nefret ettiler. Nefret ne ki tehdit bile ettiler. Mesela bunları iyi hesap et şeklinde racon kestiler. Cemal Hasan demokrasi gelmeden barış olmaz dedi. Sevgili Çandar da bir tık ileri gidip Hasan Cemal'in yazmadığı ülkeye barış gelmez fetvasını verdi. Bana sorarsanız, barış ve demokrasi için en büyük tehlike, mahut iki tipin de mensubu olduğu aydın aşiretidir. Şu yazıyorum. Bu günler geçip milli çözüm süreci devam eder. Barış gelirse bu tipler anında savaş çıksın diye yine yırtınacaklardır. Bundan 6-7 ay evvel ortada fol yok yumurta yokken HDP eş başkanı Demirtaş partisinin İstanbul kongresinde geldiğimiz nokta artık bu mücadelede dana'nın kuyruğunun kopacağı noktadır dana'nın kuyruğu kopacaksa bugün 100 yıl önceki gibi kuyruk değil dana bizde kalacak demişti ben de madem kuyruk metaforundan gidiyorsun bari dana yerine öküzü seçseydin demiştim. Kuyruk kopacaksa da Hasan Cemal'e de bir şeyler düşerdi. Zira bu meselede her dönem çok emek vermişti. Dönem geldi, silahlı kuvvetlerimiz devlete karşı silah çekmiş, 15 yıldır şiddet ve terörü politika aracı benimsemiş, insanlığa karşı suç işlemiş olan PKK'yı çökertmiştir dedi. Dönem geldi PKK'ya özgürlük savaşçıları ve gerilla Öcalan'a da Mandela dedi. Söz konusu gözün aydın Hasan abi başlıklı yazımda savaş çıkacağını sizinkiler başaracak Hasan abi müjdeler olsun sana çok kan akacak şeklinde dile getirmiştim. Dolayısıyla itibarını hepten yok eden savaş isteyen o sevimsiz yazılarına ara verip eski günlerdeki gibi barış isteyen hümanist yazılar attırabileceksin. 20 Ocak 2015 Yeni Şafak beni hiç şaşırtmadı. Bu günlerde barış yazıları attırmaya başladı. Bunlar böyle bunları anladık da. HDP iş başkanına ne oluyor? Nasıl olur da IŞİD ve PKK'ya yönelik operasyonların amacının HDP'yi olası erken seçimde baraj altında bırakmak olduğunu söyler. Madem operasyonla baraj altında kalıyorsun ve madem AKP bunu istediği zaman yapabiliyor, neden 7 Haziran seçiminden evvel yapmadı? Şuncacık şey hesap mı edemiyorsun yoksa nasılsa hesap eden olmaz düşüncesiyle boş atıp dolu mu tutayım diyorsun? Ya hepsinden geçtim. Halka silahlanma çağrısı yapan sen değil misin muhterem? Ve askeri baraj yapımını gerekçe göstererek 11 Temmuz 2015'te barışı bozan KCK değil mi? Sonra da kalkıp Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Kürtlere savaş açtı diyorsun. Her şeyden evvel Türkiye'lileşmek iddiasındaki bir partinin liderinin bu kadar bölücü ve bu kadar sorumsuz konuşmaya hakkı var mı? HDP eş başkanı Erdoğan nefretiyle malul aydın aşiretinin ağzına sür git bakarsa rezil olmaktan kurtulamaz. Öyle yaptırmayacağız, yaptırmayacağız, yaptırmayacağız demekle de kurtulamaz. Bunlar adama kafayı yedirmeden bırakmaz. Sevgili Çandar geçen gün meclis acilen harekete geçmeli gidişata el koymalıdır diyebildi. Zavallının gerçeklerle ilişkisini tahmin edebiliyor musunuz? Gidişat dediği PKK ve IŞİD'e karşı TSK'nın bugünlerde yaptığı operasyon ve savaş. Pardon CHP bu gidişata mı dur diyecek? Kandil'i daha önce neden bombalamadınız diye AK Parti'yi eleştiren, PKK ile ilişkisinden dolayı da HDP kapatılsın diye MHP mi gidişata el koyacak? Salih Tuna, Yeni Şafak